Merhaba arkadaşlar. 19. bölüm Rusça öğreniyoruz. Ustal, ustala. Ustal, ustala. Yoruldum, yoruldun, yoruldu. Вчера немного устал после работы. Dün işten sonra biraz yoruldum. Немного biraz demektir. Ustal, yoruldum. После ten sonra. После работы işten sonra. Evet. Ты не устала, дорогая? Yoruldun mu, canım? Bunu bir erkek söylüyor. Дорогая kelimesi değerli olan insanlara söyleyebiliriz. Canım diyebiliriz. Evet. Bunu eşimize söylersek çok iyi olur. Arada en azından. Никогда. Никогда. Hiçbir zaman. Никогда не разговаривай с незнакомыми людьми. Hiçbir zaman. Tanımadığın insanlarla konuşma diyebiliriz mesela çocuğumuza ya da sevdiğimiz birisine. Evet. Никогда, hiçbir zaman. Совет. Совет. Tavsiye, öneri. Мой совет, держись от него подальше. Sana tavsiyem, ondan uzak dur. Evet. Разный, разные, разный, разные, фарклы, değişik. Bu bir sıfattır. Evet, burada erkek için kullanıldı. Разный, разные ise çoğul hal, çoğul hali. Это одинаковый фасон, но разные цвета. Bu aynı model ama renkleri farklı diyoruz. Mesela eğer bir mağazada çalışıyorsa giyim mağazasında bunu kullanabiliriz. Evet. В понедельник пришли разные ткани. Pazartesi değişik kumaşlar geldi. Зато. Зато. Зато kelimesi но kelimesine çok benziyor. Hatta anlam çok aynı. Şöyle ki зато zato daha doğrusu no her zaman zato'nun yerine gelebilir. Fakat zato no'nun yerine gelemez. Bunu bir arkadaşımız sordu. Bu videoda anlatmaya karar verdim. Evet, ancak, yalnız, lakin, ama, fakat. Şimdi burada bir olay var. Şöyle bir olay. Biri olumsuz, diğeri olumlu yargı bildiren iki cümleyi birbirine bağlar. Bakalım örnekleri. Umarım anlatabilirim. Эта обувь не очень красивая, зато очень качественная. Bu ayakkabı çok güzel değil. Yalnız çok kaliteli. Yani burada iki sıfat var. Biri kötü, diğeri daha iyi, yani iyi bir sıfat. Bu yüzden zato. Zato zaten iki kelimeden oluşuyor. Za ve to. Yani onun yerine, bu kötü bir şey var ya, ama onun yerine, onun yanında bu böyle, bu daha iyi. Evet, bakalım ikinciye. Я не умею играть на скрипке, зато я играю в футбол. Keman çalmayı bilmiyorum ama futbol oynarım. Yani bu benim eksiğim olabilir. Keman çalmayı bilmiyorum ya da herhangi bir enstrüman. Fakat çok güzel bir şekilde bir sporla uğraşabilirim. Yani futbol oynarım buradaki örnekte. Ya da başka bir örnek vereyim. Yazmadığım bir bayan var. Çok güzel değil. Yani şey olarak yani güzel bayan, zaten güzel olmayan bayan yok da mesela beğenmediğiniz bir bayan, o güzel değil diyorsunuz ama var ya, yemek o kadar güzel yapıyor ki. İşte bu örnekte ama kelimesi zato'yu bildirir. Anlatabildim umarım. Rusça nasıl olacak? Она некрасивая, зато классно готовит. Ama çok güzel yemek yapıyor. Evet. Запрет. Запрет. Yasak.
Buradaki yasak sıfat değil, isim. Ne sorusuna cevap verir? Örnek: Ему поставили запрет на въезд в Россию. Ona Rusya'ya giriş yasağı konulmuş. Umarım Türkçesini düzgün yazmışımdır. Evet, giriş yasağı, запрет на въезд. Запрет на въезд, giriş yasağı. Yani bu herhangi bir yasak olabilir, sadece giriş yasağı değil. Herhangi bir yasak, o запрет olacak. Как только, как только. En kısa sürede, olur olmaz, yapar yapmaz, bunların hepsi как только olacak. Anlamı, meydana gelmesinden hemen sonra yapılan ya da gerçekleşen bir eylemdir. Как только это произошло, скорая помощь была уже на месте. Olay olur olmaz, ambulans olay yerindeydi. Как только они пришли, дети сразу замолчали. Onlar gelir gelmez, çocuklar hemen sustu. Mesela bir olay var. Gerçekleşir, gerçekleşmez, hemen olacak olan şey cümlelerde bu как только kullanılır. En başta duruyor, cümlenin en başında durur. Как только, mesela, как только мы приехали, сразу начали кушать. Biz gelir gelmez yemek yemeye başladık. Böyle cümlelerde как только kullanılır. Не хочется. Не хочется. İsteğim yok, isteğin yok, isteği yok, istekleri yok. Не хочется tam bir çevresi şöyle. Mesela ben evdeyim. Çok işim var. İnanılmaz. Çamaşır yıkayacağım, yemek yapacağım, çocuğuma bakacağım. Ama var ya, o kadar bitkinim ve hiçbir şey yapasım yok. İşte o zaman ben diyorum. Ничего не хочется делать. Evet. Не хочется, yani yapasım yok. Мне не хочется, eğer ben için kullanılıyorsa. Örnek. Нет, мне не хочется плавать. Hayır, yüzmek istemiyorum. Yani isteğim yok, yapasım yok. Bunu yapasım yok. Eğer bir arkadaşımız bize gel yüzelim derse. Ama benim isteğim yok, ben bunu kullanabilirim. Мне не хочется плавать. Ya da başka bir fiil için de kullanırım. Мне не хочется идти, gidesim yok. Мне не хочется спать, uyuyasım yok. Мне не хочется работать, çalışasım gelmiyor. Değil mi? Yok. Bazen oluyor. Evet. Странно, как иногда не хочется возвращаться домой. Çok garip, bazen eve dönesim yok. Aslında hayatımızda ve dünyada en güzel, en sevdiğimiz yer evimizdir. Ama bazen öyle oluyor, eve dönesim gelmiyor. Çok garip oluyor o yüzden, ama konu bu değil, konu не хочется kelimesi. Evet, bu arada не хочется bu olumsuz. Хочется olumlu. Bir isteğim varsa o zaman хочется'yı kullanacağım. Мне хочется, ему хочется, тебе хочется. O onun isteği var. İsteği var mesela. Evet, öyle de olur. İsteği var, isteğim yok. Bu şekilde. Evet, хочется olumlu, не хочется olumsuz. İşi, işite, поищи, поищите. Ara, arayın. Ara telefon anlamında değil. Arayıp bir şey bulmak anlamında. Evet, işi sen için kullanılır. İşiti siz için. Поищи sen, поищите siz. Şimdi işi ve поищи fark ne? İşi daha genel. Daha böyle geniş zaman için kullanılır. Ama поищи böyle ara bulursun. Böyle kısa sürede bitiyor поищи. Ama işi daha uzun, daha süreklilik taşıyan bir bu fiilin forması şekli. Evet. Bakalım örnekleri. Не ищи проблему в себе. Sorunu kendinde arama. İkinci örnek. Поищи кастрюлю в большом шкафу.
Tencereyi büyük dolapta bak ya da ara. Değil mi? Burada da anlam şey ara kelimesi bak anlamında da gelebilir. Duruma göre, her şey duruma göre. Burada ikinci örnekte pay işi olacak. Pay işi yani biraz ara. Böyle çok uzun gerektirmiyor işi böyle. Ha, şöyle bir şey olur mesela durum. Yurt dışına gideceğim. Pasaportum kayboldu. Eşime diyorum. Mesela işi muy pasport. Pasaportumu ara bul. Nerede? O zaman işi olacak daha böyle şiddetli bir şekilde ara. Ara ki bulasın yani bul yani mutlaka onu bul. O zaman işi olacak. Pay işi olmaz. Evet. В минусе. В минусе. Минус eksi demek. Artı plus demek. Şimdiki в минусе. Onu öğreniyoruz. Eksi de zararda demek. На моем счете зарплата в минусе. Hesabımda maaşım ekside gözüküyor. Mesela burada в минусе ekside. После этих продаж мы в минусе. Bu satışlardan sonra biz zarardayız. Bu anlamda da kullanılabilir. Teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu videoyu. Beğenmeyi unutmayın.